Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var. Kotlin ile Android mobil uygulama geliştirme kursu şu an itibariyle yayınla. Geçen yıl Mayıs ayında Google'ın Kotlin'i Android mobil uygulama geliştirmek için resmi dil kabul etmesinden sonra popülerliği günden güne artan bu dili bütün detaylarıyla öğrenip daha sonra gelişmiş uygulamalar yapabilmeniz adına bilmeniz gereken her şeyi bulacağınız bu kursa Udemy üzerinden ulaşabilirsiniz. Genel olarak Kotlin ile çok fazla kaynak şu an için bulunmuyor zaten. Bulunanlar da sizden ya bir programlama geçmişi ya da bir Java geçmişi istiyor. Hani Java'da böyleydi, Kotlin'de böyle yapıyoruz tarzındaydı. Ben bunu beğenmedim, istemedim. Sil baştan Kotlin'i öğrenmek isteyen arkadaşlar olabilir diye programlamanın temellerinden başlayarak Kotlin'i öğreniyoruz. Ve en temel kavramlardan nesne yönelimli programlama gibi önemli ve burada öğrendiğiniz bu nesne yönelimli programlama kavramlarını başka dillerlerde uygulayabilmeniz adına bu kavramların üzerinde bütün detaylarıyla örneklerle durmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi şuraya kadar herhangi bir Android bilgisi gerekmiyor. Herhangi bir Java ile bir karşılaştırması söz konusu değil. Bütün kavramları sil baştan Kotlin ile öğreniyoruz. Ve daha sonra Android uygulama geliştirme kısmı başlıyor. İlk olarak gerekli kurulumları yapıyoruz. Burada yine Android uygulamalar yapabilmeniz için bilmeniz gereken en önemli kavramları yine bütün detaylarıyla gerek sunum, gerek küçük küçük örnekler, uygulamalar üzerinden sizlere anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra uygulamalarımızı geliştirirken kullanacağımız widget'ları bir arada tutan layout'lara bir bakış atıyoruz ve en önemlisi constraint layout'un üzerinde bütün detaylarıyla yarım saatten fazla bir şekilde duruyoruz. Constraint layout önemli. İlk kullanmak istediğinizde belki biraz canınızı sıkabilir ama detaylarını ve mantığını özellikle performans açısından uygulamanızı hızlı bir şekilde çalıştırmasını bilirseniz zaten constraint layout sizin için vazgeçilmez bir şey olacaktır. Ve bundan sonraki bölümlerde de uygulama yaparak önemli kavramların üzerinde duracağız. Şu an kursumuz çok yeni, açıkçası çok fazla talep geldi. Kotlin istiyoruz gibisinden. Ben öğrencilerimi daha fazla bekletmemek adına şu ana kadar yaptığım ve şu an iki uygulama içeriyor bu kurs. Yayına sundum. Siz zaten buraya gelene kadar inanın ben buraya 2-3 tane daha uygulama eklemiş olacağım. Ve artık direkt teorik bilgi yerine uygulamalar üzerinden kavramlarımızı öğreneceğiz. Birinci uygulamamızda uygulama yaparken en çok kullandığımız edit text, button, checkbox ve bazı önemli tasarım tiyolarını sizler de burada göreceksiniz. Gezegenlerde kaç kilosun? Şöyle bir arayüze sahip bir uygulama. Dünyadaki kilonuzu yazıyorsunuz. Checkbox'ları tıkladığınızda bu değerler burada güncelleniyor. Ekranın rotate tepkilerine de güzel bir şekilde tepki veriyor. Herhangi bir veri kaybı söz konusu değil. Tabii böyle bir uygulamayı yaparken işte öğelerinizi kişiselleştirmeden tutun da Glide gibi üçüncü parti bir yazılımı, kütüphaneyi nasıl kullanacağınızı da öğreniyorsunuz. İkinci uygulamamızda ise daha çok View, Context, Activity, Inflator ve Animasyon gibi bazı kavramların üzerinde durduk ve ortaya şöyle bir uygulama çıktı. Şu an için Google Play'e gidip ortalama hesaplamayla ilgili bir uygulama aradığınızda çıkan sonuçlardan çok daha güzel görünen bir uygulama nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Bir animasyonla uygulamamız başlıyor. Ortalama hesapla diyorum. Buraya bazı tanımlı önceden tanımlı derslerimiz var. Bunları yazdığınızda sistem size bunu otomatik olarak öneriyor. Buradan kredi miktarınızı, harf notunuzu giriyorsunuz ve dinamik olarak çalışma anında buradaki ders listesi güncelleniyor. Daha sonra hesapla butona bastığınızda yine kişiselleştirilmiş yani üçüncü parti bir yazılım kullanılarak, kütüphane kullanılarak hazırlanmış olan bir toast mesajını ekranda görüyorsunuz. Bu öğeleri buradan silebileceğiniz gibi gördüğünüz gibi hesapla butonu kayboluyor vesaire. Yani küçük küçük ince bütün tiyolarına değinerek böyle bir uygulamayı yapıyoruz. Piyasada zaten artık çok fazla Android konusu, kursu türedi. Bu kursta benim yapmak istediğim sizlerden de gelecek eleştiriler, fikirlerle beraber artık seviyeyi bir üst kademeye taşımak. Gördüğünüz gibi hiçbir şey basit ele alınmıyor. Bir uygulama yapılırken, bir konu anlatılırken tasarımı da ihmal etmeden sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum. Hani burada belki 5 tane uygulama olacak ama sizin bilginizi çok daha ileri seviyeye taşıyacak. Ve Kotlin'le Android uygulama yazmak hem çok zevkli hem işlerimizi çok kolaylaştırıyor.
Daha önce Android ile ilgili bir uygulama yaptıysanız zaten özellikle de Java ile işlerin nasıl daha hızlı ilerlediğini fark edeceksiniz. Tabii burada da ne yapmamız lazım? Şu ilk kısmı Kotlin'i bütün detaylarıyla özellikle de Java'da olmayıp Kotlin'e has bazı önemli kavramlarımız mevcut. Bunları detaylarıyla öğrenmeniz lazım. Daha sonra önceden bildiğiniz Android bilgisini de bu kursa öğrendiğiniz Kotlin kavramlarıyla çok kolay bir şekilde zaten uygulayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmıyorum. 25 TL gibi bir fiyattan sizlerle bunu buluşturdum. Şu an Türkiye'de bir tane Kotlin kitabı var. Almaya kalkıştığınızda 48 lira gibi bir maliyeti söz konusu. Ve burada o kitapta olmayan ve olanın da çok detaylısını bulabileceğinize inanıyorum. Umarım faydalı olur. Umarım bu kursa katılırsınız. Bana da destek olursunuz. Bu kursu hep beraber Türkiye'nin en büyük Android kursu yaparız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.